Bugüne kadar YouTube'dan yaklaşık 3 milyon izlenmeye ulaştım. Kanalım 53 bin takipçinin üzerine geçti. Ve sizlere gösterebilmek adına açtığım test YouTube Short kanalını bir ayda neredeyse 150 bin izlenmeye ulaştırdım. Peki YouTube algoritmasını tamamen çözdüm mü? Hiç sanmıyorum. Fakat buralara gelebilmek için YouTube kanalınızı açtığınızda ve şu anda yapabileceğiniz hali hazırda YouTube kanalınız varsa ince ayarlar, güzel taktikler, teknik detaylar var ve yapmamanız gereken bazı hareketler var. Bunların hepsini size anlatayım da güzel bir YouTube kanalı açın istiyorum. O yüzden algoritmayı çalıştırmak için siz bu videoyu beğendikten hemen sonra bölümümüze geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar söylediğim üzere şu an kendi kanalımda 53 bin üzerinde bir takipçim var. Sizlere teşekkür ediyorum tabii bunun için. Aynı zamanda hakkında kısmına gidersek şu 2019 diyor ama ben o sene hiçbir şey yapmadım. Sadece kanalı açmıştım. O yüzden 2020'nin sonlarından sonrasını düşünebiliriz bu kanal için. Yaklaşık 3 milyon bir izlenmeye ulaşılmış. Umarım daha da fazlaları olur tabii ki yine sizin sayenizde. Şimdi bunun dışında sizlere de gösterebilmek adına bir YouTube Short Test kanalı açtım. Ve orada da bir ayda neredeyse 150 bin izlenmeye ulaştım. Bu iki kanalı da kurarken belli başka şeylere dikkat ettim. İnce ayarlarını yaptım. Doğal olarak ben de öğrendim başkalarından başka yerlerden ve sizlere de bunu vermek istiyorum. Bu sıfırdan YouTube kanalı kurma serisinin ikinci videosu. İlk videoyu izlemediyseniz kanalımızı çünkü açtık oradan devam edeceğiz. Onu şuraya veriyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. İlk videoyu izledikten sonra gelip kalan adımları da yapabilirsiniz. Çünkü bir kanalınızın olması gerekiyor. Şu an söyleyeceğim adımları yapabilmek adına. O ilk videoda açtığımız kanal hangisiydi? Şöyle gösteriyorum. Bir test kanalı açmıştık. Jump Panda demiştik. Kanalımızda bu şekildeydi. Şimdi bu kanalın ana sayfası. Burada yapmanız gereken şey kanalı özelleştir kısmına gitmek. Şimdi şu an gideceğimiz ilk yer temel bilgiler kısmı arkadaşlar. Burada bakın temel bilgilerde ismi değiştirebilirsiniz Test Panda'yı. Biz bunu Jump Panda yapalım şimdi. Herkese açık kullanıcı adında Jump Panda yapalım. Şu an maalesef ki bunun olduğunu söylüyor. Şöyle alttan tire koyalım bakalım kabul edecek mi? Bunu kabul etti. Açıklama kısmı. Şimdi bu kanalda ne yaptığınızla alakalı bir açıklama yapmanız gerekecek. Bu kanalı başta kurduğumuzda fitness'la alakalıydı. Fitness'la alakalı bir açıklama yazabilirsiniz. Kanalda neler paylaşacağınızla alakalı bir açıklamayı kendiniz oturup yazabilirsiniz. Türkçe veya İngilizce. Bu kanal kime hitap ediyorsa, hangi kitleye hitap ediyorsa. Ama çok zorlamamak için kendinizi istiyorsanız gidip şunu da yapabilirsiniz. ChatGPT, yapay zeka bildiğiniz üzere ben burada size gösterebilmek için yazdırdım. Bana fitness YouTube kanalı için bir açıklama yazabilir misin dedim. Tabii ki demiş, yazmış uzunca bir şey. Hepsini almadım. Sadece şu baştakini aldım. Bunu farklı bir yere kopyaladıktan sonra kendi istediğim hale getirdim. Sadece ilk paragraftan bahsediyorum. Bir de üzerine sonraki zamanlarınız için şunu da ekledim. Sponsorlu içerikler ve sorularınız için bize şu Gmail üzerinden ulaşabilirsiniz. Kanala gidiyorum ve açıklama kısmına yapıştırıyorum. Bu tarafta bizim için okeydir. Şu an bu yaptığımız değişiklikler kanalın hakkında kısmında görünecek arkadaşlar. Şimdi diğer adımda hashtaglere varsayılanları yüklemeye geçeceğiz. Bu kısım bayağı önemli ama size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Burada farklı bir konuyla alakalı. Çünkü birçok arkadaşımız Twitter üzerinden de bana sorular sordu. Kuberium diye bir platform vardı. Metaverse'de dolanıyordum. Arsalar alıp farklı şirketlere dolarla kiralayabiliyorduk. Metaverse üzerinde böyle bir konseptle gelmişlerdi. Çünkü ben Metaverse'lerine dolaşmıştım. Aslında şuraya hatırlatma olarak, başlangıç olarak vereyim. Ondan sonra önemli bir haberleri var. O 5000 dolarlık ödülle alakalı olan önemli konusu çok yakında geldiği için sizlerle bir an önce paylaşmak istedim. O yüzden şimdi şu Metaverse'e beraber bir bakalım. Sonra da devam ediyoruz. Ama yine de hızlı bir şekilde geçmek isterseniz aşağıda zaman çizelgeleri de var. Oradan da ilerleyebilirsiniz zaten. Evet, şu an Metaverse'lerine girdik. Sizlerle birlikte hareket etmiş olalım şimdi. Şöyle görebiliyorsunuz etrafı. Bu şekilde demek ki şirketler olacak burada. Bankayı görebiliyorsunuz burada. Farklı yerlere gideceğiz. Şununla sıçrayabiliyoruz. Neymiş şu, merak ettim. Eksi bilmem kaçtı. Herhalde koordinatlar bunlar. Devam edelim şuradan. Evet, bütün hepsinde koordinatlar. Ha, bu plot dediği. Tamam hatırladım. Yani bu şeyler, yerler, arsalar bu şekilde satılacak. Şuraya gelmiş olalım. Bankaya girebiliyor muyuz? Evet, tıkladık. Teleport oluyoruz arkadaşlar bankaya. Ha, bankanın diğer tarafına geçtik şu an. Buradan da tekrar dünyaya gidiyoruz. Bayağı da iyi sıçrıyormuşum ha. Vallahi smacı koyarmışım basket olsaymış. Neyse. Arkadaşlar önemli bilgisi şu. Yaklaşık bir hafta içerisinde daha bile erken olabilir. Yeni bir quest, yeni bir görev geliyor. 5000 dolar gibi ödüller kazanabilmek için bazı görevleri yapmanız lazım. Bunlar çok kolay görevler. Sizlere Twitter'da da göstermeye çalıştım ama burada da bir anlatmış olayım. Bakın şurada Kuberium'un, ben bu linki vereceğim. Quest yani görevler olan kısmına gittiğiniz zaman şunu göreceksiniz. Bakın %30 dolmuş mesela benim yaptığım. Birkaç tanesini tamamladım çünkü. Mesela şöyle aşağı inelim. İstediğinizi yapabilirsiniz. Burada Medium'da clap yapıyorsunuz. Yani alkışlayıp onlara like veriyorsunuz. Medium'un olayı budur. Gidelim mesela şimdi Medium'a. Burada ne yapıyorsunuz? Medium'a gidiyorsunuz. Şu linkten gidiyorsunuz daha doğrusu. Aşağı iniyorsunuz. Bu aşağıdadır clap'ler mesela.
Şurada clap tuşuna basıyorsunuz ve burada bunun bir görüntüsünü alıyorsunuz. Şöyle yapalım. Bu görüntüyü aldıktan sonra bakın submission kısmına gidiyorsunuz. Bu görüntüyü buraya yollayacağız. Seçtim, buraya yapıştırdım. Claim reward diyorum. Tıkladık. Takımı bunun üzerinden geçecek. Ondan sonra bana ödüllerimi yollayacak. Bu kadar basit. Bunun gibi görevleri yaptıktan sonra 5000 dolar ödülün içerisine girebiliyorsunuz. Ne kadar çok yaparsanız o kadar daha fazla buradan kazanma şansınız olabiliyor. Ücretsiz olarak veriyorlar ve bu hafta içerisinde dediğim gibi yeni görevler de gelecek. Buraya bakabilirim. Buradan belki de güzel ödüller kazanabilirsiniz. O yüzden küçük bir hatırlatma yapayım dedim. Şimdi daha fazla vaktinizi almıyorum. İkinci adımımız olan bu hashtagleri, anahtar kelimeleri nasıl bulabiliriz onu göstermeye geçeyim. Arkadaşlar ben her zaman yaptığım gibi gereken linkleri zaten sizlere vereceğim. Ama YouTube'un genel işleyişi sadece hashtaglerle değil YouTube özel anahtar kelimelerle de olur. Şimdi burada söylemeye çalıştığım şey şu. Aslında Instagram'da kullanılan bu hashtagleri araştırmalarım sonucu YouTube'da da birçok insanın benzer şekillerde kullandığını öğrendim. Öyle olunca burada çok çok tercih edilen hashtagleri alıp YouTube'a anahtar kelime olarak da kullanabiliyoruz. Hepsini almanıza illaki gerek yok ama belli başlılarını, çok kullanılanları Instagram'da da yine test edebilirsiniz, alabilirsiniz. Genellikle siteler bulunmakta. Mesela top 10, top 30 dediğimiz en iyi 30 hashtag'ten bahsediyor ve kendi alanınızda. Mesela bu kanalı biz fitness olarak açtık. Ben buradan gelip fitness yazdığım zaman bana birçok aslında seçenek zaten sunuyor. Buradan birçoğunu alıp YouTube'da da kullanabilirim. Şimdi ben buradakileri gelip buraya kopyaladım zaten ama bunları YouTube'a şu şekilde kopyalayabiliyoruz. Kelimeden sonra virgül koyarak hashtag olarak değil. Şimdi mesela buradan şu şekilde almış olalım belli başlarını. YouTube'a tekrar geldik. Kanalı özelleştir kısmına giriyoruz. Burada arkadaşlar ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmına tıklıyorsunuz. Yine genel kısmını eğer yurt dışına yapıyorsanız ABD doları olarak tutabilirsiniz. Türkiye'ye yapıyorsanız kanalı TL olarak seçebilirsiniz. Hani bu şekilde para birimini ayarlayabilirsiniz. Kanal kısmına geldiğiniz zaman ikamet edilen ülke kısmı var. İkamet edilen ülkeyi eğer dediğim gibi yurt dışına yapacaksanız o zaman Amerika Birleşik Devletleri olarak seçebilirsiniz. Biraz daha algoritmayı bu şekilde yönlendirecektir. Ben şimdilik Amerika Birleşik Devletleri yapacağım. Örnek verebilmek açısından Türkiye yapıyorsanız Türkiye seçebilirsiniz. Ve anahtar kelimeler kısmı. Şimdi buraya anahtar kelimeleri yazacağız. O kullandığımız anahtar kelimelerin bazılarını buraya yazabiliriz. Mesela az önce kopyalamıştım. Şimdi yapıştırıyorum. Bakın 500'e kadar anahtar kelime yani o karakterden bahsediyor kullanabiliyoruz. Burayı arttırabiliriz. 500'e kadar doldurun. Neden olmasın? Daha fazla kitleye, daha fazla anahtar kelimeye ulaşmış olursunuz bu şekilde. Buraya sadece bu seçenek yok. Bir de farklı seçenekler de var. Onları da göstereceğim. Bakın YouTube Keyword Tool diye bir şey var. Ücretsiz bu söylediklerim bu arada hepsinde. Burada ben fitness yazdığım zaman farklı fikirler ortaya çıktı. Buradan gidip kopyalayabilirim ya da Excel dosyası, PDF dosyası vesaire olarak indirebilirim. Çıktısını bile alabiliyorum buradan. Gidip bunları da kopyalayabilir. Bunları da anahtar kelimeler olarak yazabilirsiniz. Onun dışında bir seçeneğimiz daha var ama bu biraz daha böyle araştırmaya girdiği için söylüyorum bunu. Bakın Google Trends diye bir sayfa var. Burada en çok aranılan trendleri görüyorsunuz. Google'da bunu araştırabilirsiniz. Mesela fitness terimini Amerika Birleşik Devletleri'nde ne kadar araştırılmış ya da buradan bulabileceğiniz farklı bir terimi Google Trends'te araştırıp ne kadar fazla araştırıldığını, çok kullanıp kullanılmadığını, bu çünkü Google'da. YouTube'da Google farklı ama yine de insanların araştırması YouTube'a da onları yönlendirebilir. Yani bir anahtar kelime sayılabilir sizin için. Çok fazla kafanızı karıştırmasın. Siz fitness'la alakalı ya da hangi konuyla alakalı yapıyorsanız 500 karaktere kadar alın ve başlatın. Yani bu sizin başlamanızdan alıkoymasın. Bunların hepsi küçük 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 artılar ama algoritmik olarak %100 neyin çok iyi sonuç verip neyin çok iyi sonuç vermeyeceğini bilemediğimizden bu tarz konu çerçevesinde olan o 500 karaktere kadar anahtar kelimeleri alın ve oraya yerleştirin. Çünkü bir yer daha var anahtar kelimeleri göstereceğim ama şimdilik ilerliyoruz. Gelişmiş ayarlar kısmına bakın. Burada kanalınız çocuklar için uygun şeklinde bir şey var. Evet bu kanal çocuklara uygun ya da hayır bu kanal çocuklara uygun değil diyebilirsiniz. Ya da her videoda bu seçeneği seçmek için şu şekilde bu ayarı her video için özel olarak incelemek istiyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Devam etmiş olalım. Özellik uygunluğu kısmı var. Bakın standart özellikler ilk açtığınızda zaten hesabınıza açık olacak. Sonrasında orta seviye özelliklere geçebilmek için burada telefon numaranızı vermeniz lazım. Bir telefon numarası veriyorsunuz. Türkiye'deki telefon numarası uygundur. Bunu verdikten sonra hesabınızı doğruluyorsunuz. Hızlı bir şekilde doğrulama gerçekleşecektir. Sonrasında ise gelişmiş özellikleri kullanabilmek, bakın buradaki bütün özellikleri kullanabilmek adına şartlar, video doğrulama, geçerli kimlik, kanal geçmişi. Bu özelliklere erişim ikinciden sonra olduğu için bunu yaptıktan sonra hesabınızı bu şartları açmaya telefonunuza bir link gönderiliyor. Normalde bir şeyi konfirme ediyormuş gibi düşünün.
bu link üzerinden kimliğinizin videosunu çekiyorsunuz ve buraya yolluyorsunuz. Bu kadar. Bunu yaptıktan sonra da bir iş günü içerisinde genel olarak onaylaması alınıyor ve kanalınız bütün özelliklere açık oluyor. Zaten ilerleyen zamanlarda reklamdan para kazanmak istiyorsanız, böyle bir isteğiniz varsa, YouTube'u ciddi alarak yapmak istiyorsanız bunları kullanmanız gerekebilir. Ben şimdiden adımları sizlere anlatmış olayım istedim. Burada önemli kısımlardan bir tanesi de yükleme varsayılanları. Burada arkadaşlar her videonuzda video ile alakalı bilgilerin aynı kalmasını istediğiniz o bilgileri yazabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Mesela 30 tane video paylaşacaksınız. Bu 30 tane videoyu her gün paylaşacaksınız ya da haftada bir paylaşacaksınız. Her videoda belli şeylerin aynı kalmasını istiyorsunuz. Üzerinde değişiklikler yapacaksınız sürekli baştan yazmak yerine. Burada başlığı ekleyebilirsiniz. Mesela her videoda işte Umut'un videoları ya da Can Panda yapmak istiyorsunuz. Her video başlığında bu yazı olsun istiyorsunuz. O zaman onu yazacaksınız. Açıklama kısmı daha önemli. Başlık normalde her videoya göre özel olur. Ama açıklamada genellikle hep açıklamalar aynı kalır. Şimdi o yüzden kendi kanalımda bir video göstereyim. Onun üzerinde açıklayayım ne demek istediğimi. Mesela açıklamalardan kastım tam olarak bu. Ben genellikle şu kısmı her videoda farklı yazıyorum. Şu linkler haricinde. Çünkü videoya özel bir şeyler yapıyorum. Bu videoda da aynını yapacağım. Aşağı indiğimiz zaman bakın short kanal fikirlerini bunu o videoya özel yazdım. Ama şu aşağıdakiler hep aynı kaldı. Ya da şu aşağıdaki yasal uyarı kısmı bunlar aynı kaldı. Böyle aynı kalmasını istediğimiz mesela sadece yasal uyarıyı alacağım şimdi sizlere gösterebilmek adına buradan. Burada videoya yerleştirmiş olacağım. Yasal uyarı her videoda çıkacak. Kalanını kendim ekleyeceğim, çıkartacağım, düzenleyeceğim kendi fikrime, isteğime göre. Videolarınız başlangıçta nasıl olsun istiyorsunuz? Her videonuzu liste dışı yapabilir, gizli yapabilir ya da herkese açık bir şekilde paylaşılabilir. Sonradan bunları değiştirebiliyorsunuz, merak etmeyin. Ama ben videolarımı genelde liste dışı tutarım. Hani liste dışı olur, ondan sonra üzerinde düzenlemeler yaparım. Sonrasında herkese açık, yani sizin de şu an bu videoyu izleyebileceğiniz hale getirmiş olurum. Ondan sonra insanlara ulaşır. Ve burada bir etiketler kısmı daha var arkadaşlar. Bakın zaten açıklıyor, virgülle ayrılmış. Değerleri girin. Az önce göstermiştim sizlere. Burada da benzer bir işlem yapabilirsiniz. Her videoda değiştirebilirsiniz bunları. İlk başta aynı da tutabilirsiniz. Genelde konseptiniz aynı kaldığı sürece her 2 ayda, 3 ayda bir değiştirmiş olsanız şu kısmı kafi olacaktır. Ya da belli videolar için çok böyle belli anahtar kelimeler kullanabilirsiniz. Az önce ne yapmıştık? Tekrar bakalım. Burada birçok seçeneği almıştık. Hatta şurada bir tane daha varmış. Onu da alayım. Etiketler kısmına gittik. Bunu yapıştırdık. Biz bu etiketlere çok daha fazlasını yapabiliriz. Burada varsayılanlar olduğu için bu her videoda özel olarak videonun aşağısındaki etiketler oluyor. Her video özel değiştirebilirsiniz dediğim gibi. Ya da aynı bu şekilde tutabilirsiniz. 2-3 ayda bir değiştirebilirsiniz. Kanal konsepti değişirse değiştirebilirsiniz. Örnek vereyim. Daha önceden dropshipping ile alakalı videoları daha fazla yapmaktaydım. Şimdi kripto ile alakalı, online para kazanma ile alakalı videoları daha fazla yapmaktayım. O zaman buna göre etiketler yerleştiriyorum. Ona göre anahtar kelimeler oluyor ve ona göre bir kitleye ulaşıyor. Burayı da okey dediğimize göre kaydet diyebiliriz. Şimdi birçok arkadaşımız bu detaylardan sonra şunu da merak ediyor. Buraya video nasıl yüklenir? Şöyle bir şey yapalım. Bilgisayar üzerinden yükleyen arkadaşlarımız için video yükle kısmına tıklıyorsunuz ve bir dosya seçiyorsunuz. Herhangi bir videoyu buraya sürükleyip dağıtabilirsiniz. Şimdi onu göstereyim sizlere. Masaüstümden direkt buraya sürükleyeceğim mesela. Bakın bir video geldi buraya. Otomatik olarak bir başlık yerleştirdi. Bu videonun kendi başlığıydı. Burayı ben değiştirebilirim. Hadi sadece şöyle diyelim. Game highlights bu şekilde kalsın. Bir basket videosu olduğu için böyle. Aşağıda bakın gördüğünüz üzere otomatik olarak yazdığım yasal uyarı buraya da çıktı. Yani benim bir şey yapmama gerek kalmadı. Otomatik çıktı. Ben sonra bunu aşağı çekip istediğimi buraya yazabilirim. Hani aynı başlığı yazabilirim ya da bununla alakalı küçük bir açıklama yaparım bu videoya. Gereken linkleri koyarım. Daha sonrasında sponsorluklar vesaire alabilirsiniz. Bunların linklerini koyabilirsiniz. Referans linkleriniz olabilir. Bunu sonraki videoda para kazanma videosunda daha fazla konuşacağız. Böyle bir seçeneğiniz olabilir. Bu videonuzun linki. Bunu buradan kopyalayabiliyorsunuz. Aşağı indiğiniz zaman küçük bir resim ekleyeceksiniz. Buraya o küçük resim dediğimiz thumbnail'ı ekleyebiliyorsunuz. Bunu da bir sonraki videoda yapacağız. Hani sizlere nasıl thumbnail yapılır göstermiş olacağım. Bu şekilde kolayca videonuzu eklemiş oluyorsunuz. Bakın o çocuklara özel kısmı burada. Hayır, çocuklara özel değil. Basket videosu hani sadece onlara özel değil demek istiyorum. Aşağıda da az önce konuştuğumuz anahtar kelimeleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya dediğim gibi ekstra ekleyebilirsiniz. 500 karaktere kadar zaten eklenebiliyor. Bunu bitirdikten sonra ileri diyorsunuz. Daha yeni olduğu için kanalınız buralara çok fazla bakmanıza gerek yok. Sonraki videolarda bunları da inceleyebiliriz eğer özellikle sizden istek gelirse. Bakın aşağıda kontroller tamamlandı, sorun bulunmadı dedi. Yani videoyu tamamıyla yükledi, herhangi bir problem kalmadı. İstiyorsak biz buradan herkese açık hale getiririz ve bu kanalda paylaşılmış olur. İleri demiş olalım. Kontroller kısmında telif hakkı sorun bulunmadı. Herhangi bir telif hakkı da yok. Burada
burada da okeyimizi aldık. Biz buradan devam etmiş olalım. Bu şekilde bakın liste dışı tutmuştuk biz bunu. Yani herkese ulaşılamıyor. Ama link verdiğimiz kişiler bunu görebilecek. Herkese açık dersek biz şu anda paylaşacak. Hatta demiş olalım şöyle. Yayınla diyoruz arkadaşlar. Ve bu video kanalımıza yayınlanmış oluyor. Burada da linki zaten var. Şu an bizi takip eden herkese bu video ulaştı bir kere. Ya da siz bu linki buradan alırsınız. Başka kişilerle paylaşırsınız. O şekilde de insanlara ulaşır. İçeriye gittiğimiz zaman burada görebiliyoruz artık. Bu bilgisayardan paylaşma yöntemiydi. Bir de sizlere telefon üzerinden paylaşma yöntemini göstereyim. Öncelikle bu şekilde YouTube'u açıyoruz ve sağ üstten o ikona bastığımız zaman buradan hesabımızı seçiyoruz ya da yeni bir hesap eklediyoruz. Gmail'ımızı, şifremizi yazdıktan sonra zaten bu test pandayı açıyorum şu an. Yeni hesabımızı açmış oluyoruz. Sonra hesabımız açıkken YouTube'a geldiğimiz zaman burada bir artı tuşu var. Şimdi telefon üzerinden aynı video yüklemeyeceğim de bir de short videosu yükleyeceğim. Bunun nasıl yapılacağını göstereceğim. Ve buradan ben son yüklediğim videoyu alacağım. Bu şekilde sporla alakalı, çünkü sizlere de onu gösteriyorum, fitnessle alakalı bir video. Sonraki diyorsunuz. Bu video okey sesinin için. Herhangi bir ses, metin, zaman, filtreler vesaire ekleyebiliyorsunuz. Bunları araştırabilirsiniz. Yine sonraki diyoruz. Burada bir başlık yazıyorsunuz. Test 1 diyelim. Bakın aşağıda gizli kısmı var. Burada herkese açık diyebiliriz. Bir konum seçebilirsiniz. Bir de sol üstte bir düzenleme tuşu var. Herhangi bir karesini küçük resim olarak, yani ilk insanlar hangisini görsün videoya girmeden önce, sonra onu seçsin. Yani videoyu bu şekilde görsün diyebiliyoruz. Bitti diyoruz arkadaşlar. Short videosunu yükle tuşu var artık. Bunu tıkladığımız zaman da short videosu kanalımıza yükleniyor şu an. Videoyu göster diyelim. Evet, gördüğünüz üzere hem az önceki uzun metrajlı videomuz, diğeri de short videosunu da şimdi yüklemiş olduk. Ve artık yavaş yavaş adımlarınızı atıp milyonlarca izlenmeye doğru yola çıkmaya başlayabilirsiniz diyelim. Umarım yararlı olacaktır. E tabi öyleyse bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında hızlı bilgiler, trade ipuçları, çekilişler, bunun gibi bilgiler için daha hızlı bir şekilde paylaştığım yani Twitter'ım da var. Onun linkini aşağı veriyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.